Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada oturumlar sona erdi. 16 oturum yapılan davada dün savunma ve savcı son sözlerini söyledi. Sanık Hakan Atilla'nın savcının sorularını yanıtlamasının ardından savcılık 2, savunma ise bir defa söz aldı. Hakan Atilla son günde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili hiçbir toplantıda yer almadığını ve bu konuda bir talimat vermediğini tekrar etti. Atilla'nın sorgusunun bitmesinin ardından savcı yardımcısı Michael Lockhart, davayı Atilla'nın birkaç milyar dolarlık yaptırım delme düzenini örtbas etmek için söylediği yalanlar hakkında bir dava olarak niteledi. Lockhart, Atilla'nın kendini önemli, görevini önemsizmiş gibi göstermek için de yalan söylediğini de iddia etti. Daha sonra savunma adına son sözü söylemek üzere Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco söz aldı. Rocco savunmasında savcılığın Atilla'nın suçunu makul şüphenin ötesine taşıyamadığını, davanın Reza Zarrab'ın şovuna dönüştüğünü söyledi. Rocco, Atilla'nın davada suçlanan diğer isimler gibi rüşvet almayan, çalışkan, dürüst bir adam olduğunu söyledi. Savunma avukatı Rocco, Reza Zarrab kime gidiyordu? Satın aldığı adama gidiyordu. Doğrudan Süleyman Aslan'a gidiyordu. WhatsApp ve Viber'da genç aşıklar gibiydiler ifadesini kullandı. Savcılık makamı adına savunmanın ardından tekrar kürsüye gelen savcı yardımcısı Sid Karamayu da Hakan Atilla'nın yalan söylediğini ve suçlu olduğunu söyledi. Yargıç Richard Berman'ın bu sabah duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirmesi ve dosyayı teslim edip karar için yetkilendirmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra söz sırası 12 kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti aralarında tartıştıktan sonra Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek. Güne Bakış'ta bu akşam konuğumuz gazeteci Kemal Can. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Zarrab Atilla davasının başladığı günlerde yoğun bir bilgi bombardımanı vardı ve çok yoğun bir şekilde de aslında Türkiye'den takip ediliyordu. En azından sosyal medyada timeline baktığımız zaman baştan aşağı bu davayla doluydu. Ama günler geçtikçe ilgi azaldı ve burada başta yapılan yorumlarla bugün yapılan yorumların arasında da farklılıklar görüyoruz. İktidarı yıprattı mı bu dava? Yani seçmen davranışı açısından benim takip ettiğim ve gördüğüm bazı araştırmalarda ve genel işte sizin de özetlediğiniz kamuoyu reaksiyonu açısından çok ciddi etkiler varmış gibi görünmüyor. Yani çok daha aşağıda derinde bir yavaş işleyen bir etki yaratmış olabilir ama beklenen flaş etkinin oluşmadığı görülüyor. Bunun da çok sürpriz olduğu kanaatinde değilim. İki nedenle değilim. Bir, vaka çok yeni, çok burada bilinmeyen şeyler içermiyordu. Yani bu dünya kamuoyu ya da Amerikan kamuoyu ya da uluslararası basının ilgisi hasebiyle biraz daha yeni bilgiler içeriyor olabilir ama Türkiye kamuoyu bu bilgilerin önemli bir kısmına zaten 17-25 Aralık dolayısıyla vakıftı. Artı bu tür meseleler daha önce de burada yine pek çok kez konuştuğumuz gibi politik reaksiyona dönüşmüyor Türkiye'de. Yani sadece seçmen davranışını etkileme anlamında değil, buna bir tepki vermek, kamuoyu buna bir refleksle karşılık verme eğiliminde olmuyor. Çünkü temel politik tercihler ve politik tartışmanın ana ekseni bu tür mevzularla oluşmuyor. Daha genel, bunu biraz iktidar beceriyor diye düşünebiliriz. Biraz muhalefetin kıvıramadığı bir şey diyebiliriz ama bu ikisinin yeteneği ve becerisinden de ayrı bir şey. Yani kamuoyu zaten böyle biçimlenmiş durumda. Bu tür doğrudan kendisiyle ilişkisini kuramadığı meselelerde ve doğrudan kimlik üzerine kurulu, kutuplaşma üzerine kurulu siyaset algısında oturduğu yer itibarıyla durumunu değiştirecek, pozisyonunu değiştirecek etkiler yaratmıyor. Bu meselede öyle oldu.
Ama bu meselede şeyi erken barajla iktidar belki bunu çabuklaştırdı. Erken barajda neydi? Bunun bir dış komplo olduğu meselesini daha dava başlamadan, hatta niye bu kadar erken, bu kadar aceleci bir tepki veriyor diye düşündürecek kadar erken hamle etti. Riskli bir şeydi bu, o erken hamle. Çünkü ters de tepebilirdi. Bu kadar erken hamle yapıp birdenbire davaya ilişkin bilgiler akmaya başladığında başka bir kamuoyu reaksiyonu oluşsaydı ya da medyanın ilgisi başka türlü oluşmuş olsaydı, ama onu kontrol edebileceğini bildiği için erken bir baraj koydu ve o baraj büyük ölçüde çalıştı. Ama yine de ihtiyat payını koymak lazım. Evet, 17-25 Aralık'ta sonuç doğurmadı. Daha sonra başka iddialarda sonuç doğurmadı. Adaletsizlik, hukuk dışı işlemler, ekonomideki kötü gidiş, dış politikadaki başarısızlıklar filan, bunlar tek tek vaka olarak büyük şeyler yaratmıyor. Ama yine burada daha önce konuştuğumuz gibi bir bakiyesi var bunun. Bu böyle birikerek çoğalan bir ve ertelenen, tepkisi ertelenen ama şöyle ya da böyle bir yerde izi kalan işler. Bu da o kayıtların içerisine girecek. Tabii şimdi hani davanın sonucu itibarıyla başka şeyler ortaya çıkacak mı? Türkiye'ye dönük bir yaptırım tarafı olacak mı? Onlarla ilgili tartışma politik gündeme nasıl yansıyacak? Onları ayrı koyuyoruz ama şu andaki tablo itibariyle büyük bir etki yaratmadı. Ama bunda sürpriz bir şey de bence yok. Mesela AKP seçmen kitlesi açısından tavrını değiştirdiği refleksleri sayarsak, belki 7 Haziran seçimleri ya da resmi rakamlara göre çok az farkla evet'in çıktığı referandumu söyleyebiliriz. Burada seçmen refleksi şöyle midir? Yani değiştirirken attığı adımı bir alternatif arar mı? Şu an hep bir siyasi boşluk, bir alternatifsizlik tartışılıyor ya, özellikle AKP kitlesinin tavrını değiştirme işinde. Bir alternatif arar mı, yoksa siz mesela geçen açık oturumda hani Türkiye halkı hani silmek istediğini siler alternatif görmese de gibi bir yorumunuz olmuştu. Ama orada önemli olan gelen alternatifi görmese bile mevcudun gitmekte olduğunu, yolunun bittiğini gördüğünde bunu yapar. Bu konudaki kararını değiştirmiş görünmüyor. Yani bir süredir izlediğimiz seçmen hareketlerinde birkaç yıldır, işte bunu süre olarak farklı tarif edebiliriz ama 4-5 yıl diye koysak bile, o hani AKP'nin oyunu konsolide ettiği tartışmaların içerisinde, işte 45-50 bandının içerisinde hareket eden ve onu çok aşmayan, değişikliklerin içinde seyreden AKP seçmeni, AKP'ye destek vermeye devam eden seçmen, siyasi tercihini değiştirmekle ilgili kanaat oluşturmuyor. Burada zaman zaman onun içerisinde bir cep, büyüyüp küçülen bir cep bu. İşte 7 Haziran'da onu %40'lara kadar itebilen bir cep var. Bir kerhen destekçi diyebiliriz buna. Rahatsız, hani memnuniyetsiz modernler gibi rahatsız muhafazakarlar endişeli diyebiliriz. İşte endişeli, pragmatik gerekçelerle endişeli, işte biraz daha merkeze yakın ya da eski merkez sağdan toparlanmış, şimdi İYİ Parti'nin hamle etmeye çalıştığı kesimler olabilir. İşte daha kentli, yaş grubu ve eğitim durumu açısından daha farklı bir profili işaret eden bir cep var. Hep var. AKP bence yönetimi ve Erdoğan'ın da çok ciddi takip ettiği ve varlığını bildiği bir cep. Ama bu hep işte bir küçülüp bir şey olarak duruyor ama ne bunun bir politik hareketliliği var, ne bir politik önderliği var. Yani dendiği gibi işte kanatlar falan olmadığı için AKP'de, AKP bir siyasi parti gibi çalışmadığı için. Eğer AKP bir gerçekten bir siyasi parti gibi işliyor olsa, bu cep orada bazı politik sonuçlar doğurabilir. Bir takım tartışmalar en azından yaratabilir. Ama o çalışmıyor.
kamuoyu üzerinde de çok aktif bir şey değil bu, kesim değil. Pasif reaksiyon veren bir kesim. Yani 7 Haziran'da da verdiği reaksiyon pasif bir reaksiyondu. Yine referandumda verdiği reaksiyon pasif bir reaksiyondu. Sadece denileni yapmayarak bir direnç gösteriyor ve direnci işaret ediyor. Ama yüksek bir karşı çıkış ortaya koymuyor. Dolayısıyla bu cep varlığını devam ettiriyor ve son araştırmalar filan referandumdan bu yana da AKP içerisinde bu cebin bir hafif bir büyüme eğilimi. Ama bunlar hep 1 puanlar, 2 puanlar filan seviyesinde. Dolayısıyla daha o destek potansiyelinin temel kararı değiştirecek köşeye gelmediğini gösteriyor bize. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüksek tonda hem İsrail hem de ABD'yi eleştirdi. Siz bunun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayıp da bir sonuç bildirgesine imza atıldı. Buradaki hareketlilik, Erdoğan'daki hareketlilik geniş tabana yansıdı mı? Orada bir heyecan yarattı mı? Şimdi demin tersini konuştuk. Hani problem gibi görünen şeyler bu tabanı etkiliyor mu filan diye konuştuk. Ama galiba aslında en önemli değişimlerden biri bu AKP iktidar sürecinin tamamı düşünüldüğünde. Artık kendi seçmenini negatif şeylerden etkilenmekten uzak tutabiliyor. O demin söylediğimiz gibi koyduğu barajlarla bir şey tutabiliyor ama tersini de artık yapamıyor. Yani bu da şu demek, kendisi de bir heyecan üretemiyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Söz ve hikaye üretme kabiliyetini kaybetti epeyce uzun bir süre önce. Ve artık savunma üzerine kurdu. Ama savunma için böyle ey batılı filan çıkışlarla uygun, elverişli, kontrollü krizlerle, Allah'ın lütfu bazı şeylerle heyecan atakları yaratabiliyor. O kitleyi dönem dönem motive edebiliyordu. Ama şimdi yakın dönemde bizzat Erdoğan'ın, AKP'nin zaten böyle bir yeteneği kalmadı. Erdoğan'ın da önemli bir gündem atağı yaratmak, yarattığı gündem atağını sürdürebilmek filan açısından zorlandığını görüyoruz. Yani yarattığı polemikler, açtığı tartışmalar ve işte hani saldırdığı hedefler itibariyle bile zayıf bir profil çizmeye başlıyor. Büyük heyecanlar kendi seçmeninde, kendi tabanında da büyük heyecanlar yaratamıyor. Kudüs meselesi çok verimli bir alan gibi görünüyordu ama oradaki de çıkışları çok yüksek. Yani hem zaten bunu yapabilme imkanları sınırlı, yani bölgenin dengeleri açısından ve İslam dünyasının genel iç dengesi açısından, ama sözel düzeyde bile çok yüksek perdeden, yani mesela İstanbul'daki toplantıya katılmaktan uzak duran ülkelere çok daha sert çıkışlar, İsrail'e dönük çok daha yüksek perdeden tehditler veya seçmenin tepki reaksiyonunu ateşleyecek çıkışlar falan görmüyoruz. Biraz politik pozisyonundan böyle. Bir de hakikaten işaret verdiğinde harekete geçecek şeyin büyüklüğüyle ilgili tereddütten. Yani artık o kadar kolay büyük kalabalıkları harekete geçirebilen, motive edebilen, heyecana getirebilen, söz ve hikaye üretemediği gibi slogan da, hedef de çok fazla koyamıyor. Yakın hedefler de koyamıyor. Biraz o yüzden tamam, muhalefet açısından Zarrab davası fiyasko olabilir ama iktidar açısından da Kudüs meselesi çok büyük bir ivme sağlamamış olabilir. Biraz da muhalefeti konuşmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde bir belge açıklama
muhalefet biçimini yapmaya başladı. Ama mesela benim dikkatimi şu çekiyor. Yani bir adalet, gerçi seninle konuşmuştuk Burak yayından önce, bir adalet yürüyüşünde yarattığı etkiyi bu muhalefet biçimi de yaratmıyor aslında. Evet. Çünkü referandum süreci, adalet yürüyüşü, 7 Haziran sırasındaki sadece muhalefetin, bir ana muhalefet açısından değil, bütün muhalefet odaklarının aldığı pozisyonlar filan itibariyle bir söz üretebildiğinde, bir temel tezi, bir meseleyi öne getirdiğinizde, doğrudan insanlarla ilgili, insanların kendileriyle ilgili olduğunu hissettikleri bir sözü mesele olarak önlerine koyduklarında buna reaksiyon alabiliyorsunuz. Ama böyle işte skandallar, tutarsızlıklar, işte belgeler filan siyaseti, böyle bir sözün arkasına önüne yerleşmediği zaman bir anlamı yok. Çok sonuç almıyor. Yani mesela Türkiye'deki demokrasi meselesini, adalet yoksunluğu meselesini ortaya koyarken onun insanlar için oluşturduğu somut, hissedebildiği tehdidi ve talebin kendisinin kuvvetini ortaya koyduğunuz zaman bambaşka bir reaksiyon alıyorsunuz. Adalet yürüyüşü öyle bir şeydi. Veya işte hani temel siyaset mimarisini değiştiren referandum meselesinde aldığınız reaksiyon böyle bir şeydi. Orada reaksiyon. Ama tek tek işte yolsuzluktu, başarısızlıktı, dış politika hatasıydı filan ya da tutarsızlıktı. Öyle dediydin de şimdi böyle diyorsun filan. Bunlar hem saldırdığınız hedefe dokunmuyor, hani bir teflon etkisiyle sıçrayıp gidiyor, hem de konuşmaya çalıştığınız, bu iddiayla ulaşmaya çalıştığınız kitlelerde bir karşılık bulmuyor. O yüzden daha parlak belge aramak yerine daha sağlam söz bulma konusunda çaba harcayan bir muhalefet dilinin daha fazla sonuç alma ihtimali var diye düşünüyorum. Son olarak İYİ Parti'ye de bir uğrayalım istiyoruz. Şu ana kadar yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, söyledikleri ve söylemedikleriyle duruşunu, performansını nasıl değerlendiriyorsun? Valla ben hani parti olmadan önce de, parti olduğu süreçte de ve onun sonrasında da çok kanaatim değişmedi. Yani biraz mecburiyetlerden, biraz bilinçli olarak bir pasif bekleme pozisyonunu seçmiş durumda İYİ Parti, mevcut konjonktürün ve siyasi dengelerin önüne bir fırsat getirebileceği bir pozisyonda pasif beklemeyle, fazla da kendini riske sokmadan pasif bir beklemeyle sonuç alabileceği kanaatinde. Bu mümkün bir şeydir ama garanti edilebilecek bir şey değildir. Ve şu andaki performansı zaten İYİ Parti kurulmadan önceki muhalefet bloğunun içindeki bir pozisyon olmanın ötesine geçemiyor. Yani o yüzden kuvvetli bir alternatif olarak mevcut iktidarı, AKP'yi ve hatta AKP'nin artık açık orta haline gelen ve belki de seçime de birlikte gireceği MHP'yi ciddi biçimde zorlayan, iten bir pozisyon olmaktan çok muhalefet bloğunun içerisindeki bir başka unsur haline gelmeye başlıyor. İşte CHP'den ve kararsız seçmenlerden bir oturduğu zemin var. Ama bu kararlı ve tutarlı bir taban profili teşkil etmiyor henüz. Çok gevşek bir şey ve konjonktürel etkileri açık. Ama önümüzdeki günler onlar için, yani İYİ Parti için sağ bloktan oluşacak bir çözülmenin akacağı bir potansiyel olarak bir fırsat penceresini hala açık tutuyor. O da önemli ölçüde ona güvenerek bir politika yapıyor. Bu tabii ki kısa vadede dikkat çekici çıkış beklememiz
anlamına geliyor. Çünkü dikkat çekici çok daha somut bir çıkış, lafını sözünü sabitleyen bir pozisyon bu fırsatın genişleme alanını da küçültür diye bakıyorlar ve onun için belirsizliğe birazcık yönelerek ilerlemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Güne Bakış'ta gazeteci Kemalcan Zarrab Atilla davasının iç politika etkilerini ve iç siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Bir diğer haberimize geçelim. Zarrab Atilla davasının gidişatı bundan sonra Türk-ABD ilişkileri nasıl etkiler? Transatlantik programında Ömer Taşpınar şöyle değerlendirdi. Davanın beklentisi yüksekti. Bu davanın sonuçta Türkiye'de ciddi bir siyasi krize neden olabileceğini, Tayyip Erdoğan'a direkt olarak hedef alacağını, bu soruşturmaların, rüşvet iddialarının direkt olarak etkileyeceğini düşünen siyasi kriz bekliyor. Daha boyunca gördük ki aslında Amerika'nın finans yaptırımlarının İran'a delinmesi ve teknik detaylara girdikçe de mesele rolü ve bu Türk iddialarının rolü olarak kutsal çerçeve şeklinde. Dolayısıyla ortada bir hayal kırıklığına uğur. Bence davanın başlangıcında kapitaller sağlayan gibi isimlerin ortaya atılması acaba ivme Erdoğan'a doğru gidecek mi yönünde bir beklenti yarattı. Fakat ortasında teknik detaylara girildikçe mesele bankalara gelecek dağlar aşağı geldi ve bence en çok ilgilendiren bizim de hep söylediğimiz finansal boyutu daha ön planda. 2-3 tane daha bankaya ciddi cezalar gelecek ve bu tür bankacılık sistemine uluslararası boyutta güven bunalımı yaratabilir. Yönetimini etkileyecek. Fakat sonuçta tahmin öngördüğümüz gibi Erdoğan'dan bu atlatılmış zor bir kriz meselesinin de imtisiyle anti-Amerikanizm konusunda daha meşru bir yere de getirdi aslında. Kudüs'ün zamanlaması Erdoğan açısından iyi oldu. Çünkü mesele Türkiye'de anti yaparken daha meşru bir boyuta da getirildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan bir habere göre 2007-2014 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü görevinde bulunan İbrahim Şahin, görev süresi boyunca FETÖ ile bağlantılı kişilerin TRT'ye alımında kilit bir rol üstlenmiş. TRT Genel Müdürlüğü'nün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği rapor, FETÖ'nün İbrahim Şahin aracılığıyla TRT'de nasıl kadrolaştığını kanıtlıyor nitelikte. Arkadaşımız Uğur Gümüşkaya, haberi hazırlayan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ile konuştu. İbrahim Şahin, iktidar tarafından Başkanım döneminde iki kez TRT Genel Müdürlüğü'ne getirilmek istenip Sezer'in veto diye bir isim, yani iktidar ısrarla TRT'nin başında İbrahim Şahin istiyordu. Ne zaman ki Sezer'in görev süresi bitti, Abdullah Gül geldi ve ondan sonra TRT Genel Müdürlüğü'nün başına geçti. 2007'den 2010
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Baylok kullanıcılara yönelik açılan davalarda tahliyeler başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşımız Fırat Fıstık, avukat Ali Aktaş ile konuştu. Şimdi şunu önce şu bilgiyi paylaşmalıyız. Şunu biliyoruz. İki haftaya yakın bir süre önce bu kumpas nedeniyle Baylok havuzuna dahil edilmiş kişilerin listelerden temizlenmesiyle ilgili bir çalışmanın sonlandırıldığını ve bu listenin Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildiğini ve bu liste üzerinden BTK verileriyle karşılaştırmak suretiyle bir sağlamanın yapılmaya çalışıldığını ve hatta Ankara'daki bir takım merkezi kurumlara bu güncellenmiş yeni listenin, yani ZOKA mağduru, bizim tabirimizde ZOKA mağduru olan kişilerin gerçekten Baylok kullanmadıklarını ve FETÖ'cü bir takım mühendislerin yaptıkları uygulamalarda kullandıkları bir takım yöntemlerle Baylok IP'sine yönlendirildiklerine ilişkin durum kesinleşti. Ve bu bazı merkezi kurumlara gönderildi ve şimdi illere gönderilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir mesafe alındı ve tahliyeler yönünden de şöyle bir şey var. Şimdi meseleyi bilen hakim ve savcılarımız var. Zaten geçmişten beri bu konuda bir problem olabileceğini de düşünen hakim ve savcılarımız vardı. Şimdi gerek bu çalışmanın bittiğini kendi kanalları vasıtasıyla öğrenen veyahut da bazı bu çalışmayı takip eden emniyet mensuplarının bilgilendirmesiyle öğrenen hakim ve savcılarımız son 2-3 haftadan beri tahliye kararları veriyorlar. Hatta bu tahliye kararlarının gerekçesi olarak da çok açık ve net bir biçimde Baylok IP'sine bağlanma sayılarının azlığı ve bağlanma sürelerinin yetersizliğinin bir uygulamayı kullanmaya yeterli olmayacağı gerekçesiyle tahliye kararları verilmeye başlandı. Hatta öyle ki bu sadece savcılık aşamasındaki kararlar değil, tutukluluk incelemesi sırasında veyahut da yargılamanın devam ettiği sırada bizzat savcılarımız tarafından mütalaa şeklinde verildikten sonra tahliye kararları çıkmaya başladı. Geldiğimiz noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yargımız önemli oranda bu konunun farkında ve artık bu mağduriyetin daha fazla ileride devam etmemesi, sürmemesi için tahliye kararı vermeye başladılar. Evet. Suriye'de Rusya ile YPG arasındaki yakınlar şu ana kadar sessiz kalan Türkiye tutumunu değiştirirse neler yaşanabilir? Transatlantik programında Gönül Tol değerlendirdi. Ankara'nın Rusya'nın siyasetine tahammül etmeme lüksü yok Ruşen. Geldiğimiz noktaya bakalım. Türkiye hem bölgeye bakın, bölgede geldiğimiz noktaya bakın. Herkesle kavgalı. Irak'ta hep söylüyoruz, yani Barzani'ydi son müttefiki, neredeyse son müttefiki bir kaybetti ve Irak artık bütünüyle marjinalize ve Putin'in şemsiyesine girmiş durumda. İran'la gerginlik var. Suudi Arabistan ile gerginlik olmasa dahi öyle. Bugün işte Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışma, Avrupa Birliği ile Amerika ile kavgalıyız. Bir ortamda Rusya ile gerginlik yaşama lüksü yok. Ve kaldı ki pek çok açıdan bağımlı. Ekonomisinde bağımlı. Ticaretinde bağımlı. Hatırlayalım, 2015'te Türkiye fiyatını düşürdükten sonra Rusya'nın uyguladığı yaptırımları hatırlayalım. Hala bugün Türkiye'de pek çok kesim onun ceremesini çekiyor bir anlamda. Yani Rus turistler gelmeyi bırak, bir sektörde büyük bir darbe oldu. Bizim şeyimiz, çiftçimiz zarar yapılan uygulanan yaptırımlar yüzünden ve Türkiye'nin eli kolu bağlandı ve en nihayetinde Erdoğan özür dilemek zorunda kaldı. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'ye karşı da Türkiye'nin eli kolu bağlı. Dolayısıyla bu uyguladığı bir siyaset etmeme lüksü yok. Bunu daha evvel söyledim. IŞİD nezdinde, Amerika'nın IŞİD nezdindeki temsilcisi Brad McGurk, EPG'liler poz verdiğinde Kobani'ye gidip ve bunu tweetlediğinde hem Erdoğan hem Dışişleri Bakanı hem diğer parti yetkilileri inanılmaz şiddetli tepkiler verdiler. Fakat generaller yaptığında geçen haftalarda aynı şekilde YPG'lilerle poz verip hatta ortak basın açıklamasında Türkiye'den ses çıkmadı. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin bir pozu yok Rusya'ya karşı uygulayabileceği. Çünkü Türkiye bütün
yürütmeye bağımlı durumda. Hem siyaseten, ekonomik anlamda, hem enerji anlamında, hem de aslında diplomatik olarak Rusya'ya bağımlı. Dolayısıyla Türkiye'nin yapabileceği şey en fazla, Putin de tabii YPG taraftan da hani Türkiye'nin de çok gözüne sokmak istemiyor. Ben hep söylediğim gibi Kürtlerle çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hem Irak Kürtlerle, Suriyeli Kürtlerle. En fazla Erdoğan'ın bu konuda yapabileceği şey hani kapalı kapılar arasında hassasiyet getirmeye devam etmek. Ve eğer Putin bu konuda geri adım atmak istemezse bunu kabul etmek. Bunun dışında Türkiye'nin çok fazla Rusya karşısında opsiyonu yok ve dediğim gibi nedeni Rusya karşısındaki zayıflığı ve aynı zamanda dünya siyasetinde geldiği nokta. Diğer müttefikleriyle de bu kadar kavgalıyken dönebileceği, gidebileceği başka bir yer yok Türkiye. Hanzala Cesaret Ödülü'nün sahibi 16 yaşındaki Ahed Tamimi salı günü Filistin'de Ramallah'taki evinde gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin gözaltına alınışının ardından önce kızının durumuyla ilgili bilgi almak için karakola giden annesi, bugün ise kuzenini gözaltına aldılar. Ahed Tamimi, 2012 yılında henüz 11 yaşındayken İsrail askerlerine gösterdiği tepki ve direnişle tanınıyor. Tamimi ve ailesi Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nabi Saleh adında 600 kişinin ikamet ettiği bir köyde yaşıyor. Ancak köyün hemen yanında bir Yahudi yerleşimi olan Halamiş bulunmakta. Tamimi ve köyün diğer sakinleri İsraillerin işgaline karşı düzenli olarak cuma günleri eylem yapıyordu. Bu eylemlerden sonuncusu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrasında gerçekleşti. Ahed Tamimi'nin eylemlerden birinde bir İsrailli askeri tokatladığı sebebiyle gözaltına alınmıştı. Ahed Tamimi'nin babası, kızının İsrailli askere davranışının sebebinin 15 Aralık'ta Ahed'in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed Tamimi'nin başından plastik mermiyle vurulması olduğunu belirtti. Muhammed Tamimi halen komada. Videoda görünen diğer çocuk ise Ahed'in kuzeni Nur. O da bugün İsrail askerler tarafından gözaltına alındı. Gölcük Tabiat Parkı'nda açılan ihaledeki gelişmeleri arkadaşımız Recep Berber, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile konuştu. Bir, bu ihalenin bir kesinleşme süreci var. Birkaç gün daha idare bunu inceleyecek. İdare tek taraflı olarak ben bu ihaleyi feshediyorum kardeşim diyebilir. Bundan dolayı da kimse bir hak talep edemez. Bunu yapmazsa ihaleyi onayladığı takdirde dava açma yolu açılacak. İhalenin feshiyle ilgili bir dava açılacak. Bununla ilgili zaten Bolu'da çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Bunlar hazırlıklarını yaptılar, tamamladılar neredeyse. Kısa sürede dava açılacak. Büyük bir hukuki mücadele başlayacak. Tabii ki yine ben Türkiye'deki tüm çevre duyarlılığı olan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen Bolu'da bu doğa harikası, ülkenin en güzel doğa harikalarından bir tanesi olan Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açılmasına izin vermeyin. Siz de gelin, bu haklı eyleme destek verin ailelerinizle birlikte. Tepkinizi gösterin. Çağrısında da bulunmak istiyorum. Fransa'da hükümete bilişim konularında danışmanlık yapmakla görevli olan Ulusal Bilişim Konseyi'nin başkanı Marie Kelan, hükümetin konsey tarafından seçilen ırkçılık karşıtı feminist aktivist Rokaya Diallo'nun adaylığının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebinin ardından istifasını açıkladı. Kelan'ın istifasını konseyin diğer 24 üyesinin toplu istifası izledi. Bilişim Bakanlığı, konsey tarafından sunulan 30 kişilik aday listesini geçtiğimiz hafta onaylamış, ancak sosyal medyada özellikle aşırı sağ çevrelerin Diallo'nun adaylığına tepki göstermesi üzerine hükümet, konseyden aday listesini gözden geçirmesini talep etmişti. Toplu olarak istifa eden üyeler ise yayınladıkları ortak bildiride istifa gerekçelerini Konsey Başkanı Ekeland'ın projesini hayata geçirmelerinin imkansız hale gelmesi olarak açıkladı. Fransa İnsan Hakları Cemiyeti, hükümetin söz konusu kararının endişe verici olduğunu söylerken, Diallo'da Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı bir Birleşmiş Milletler toplantısında kararla ilgili olarak Fransa'nın düştüğü durum dışarıdan görülüyor.
ancak Fransa başına kuma gömmeyi tercih ediyor diye konuştu. CNN Umum Başına 2 ay önce gelen Ekeland, konseyin yalnızca bilişim uzmanlarının danışman olarak görevlendirilmesini savunan geleneksel çizgisine karşı yenilikçi görüşleriyle biliniyordu. Wall Street Journal'ın haberine göre yoğunlukla Uygur halkının yaşadığı Çin'in Sincan bölgesinde yer alan Urumqi, dünyada devlet denetimine en yoğun şekilde maruz kalan kent olabilir. Yükselen ayrılıkçı hareketleri ve toplumsal talepleri bastırmak isteyen Çin hükümeti, geçmiş dönemlerde de çeşitli yöntemler kullanmıştı. Ancak son yıllarda ortaya çıkan devlet baskısı, kenti yüksek teknolojili toplumsal baskı aygıtlarının denendiği bir laboratuvara çevirmiş durumda. Urumqi'ye giriş çıkışlar kimlik tarayıcılarının yer aldığı güvenlik noktaları ile denetleniyor. Ancak kontroller kente girdikten sonra farklı bir boyut kazanıyor. Otellere, bankalara ve alışveriş merkezlerine giriş çıkışlar yüz tarayıcılar ile takip ediliyor. Polis memurları ellerine tuttukları elektronik aletler ile akıllı telefonlarda şifreli haberleşme programı, siyasi içerikli video ve şüpheli içerik taraması yapıyor. Günlük hayatın akışı içinde devlet baskısını hissetmeden hareket etmek ise neredeyse imkansız. Kent sakinleri ve ziyaretçiler gün içinde defalarca kimlik, yüz, göz ve vücut tarama noktalarından geçmek durumdalar. Araçlarına benzin koymak isteyen insanlar bile önce kimliklerini okutmak ve kameraya bakmak zorundalar. 25 yaşındaki ABD'li bir kadın kendisinin doğduğu yıl olan 1992'de dondurulan bir embriyo yardımıyla hamile kaldı ve bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Tina Gibson, 25 Kasım'da sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sıradan gibi görünen bu doğumu, dünya gündemini taşıyan ise Gibson'ın doğurduğu ve Emma ismi verilen bu bebeğin embriyo halinde 14 Ekim 1992'de dondurulmuş olmasıydı. Annesinin doğduğu yıl dondurulan ve dondurulduktan 25 yıl sonra sağlıklı olarak dünyaya getirilen 3 kilo ağırlığında ve 50 santimetre boyundaki Emma, daha önceki 20 yıllık rekoru da kırmış oldu. Tina ve Benjamin Gibson çifti, çocuk sahibi olmak için Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne başvurmuş ve rahme embriyo konulması işlemi bu yılın Mart ayında gerçekleştirilmişti. Tedavinin ardından sağlıklı bir bebek sahibi olan Gibson çifti, tedavide kullanılacak embriyonun 1992'de dondurulduğu kendilerine söylendiğinde çok şaşırdıklarını söyledi. CNN'in haberine göre Emma'nın biyolojik babasının kimliği gizli tutuluyor ve aynı kişiden sperm alınarak dondurulan 3 farklı embriyo daha bulunuyor. Sağlıklı bir süspansiyon içerisinde dondurulmuş halde bulunan bu potansiyel insanlara kar bebekler deniliyor. Beyoğlu sineması bu hafta sonu Fantastik Filmler Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Fantastik Filmler Festivali 22 Aralık Cuma günü başlıyor. Festival kapsamında Türkiye ve dünyadan fantastik filmler Beyoğlu sinemasında gösterilecek. 14 film gösteriminin dışında festivalde yer alan söyleşilerde Onur Ünlü, Baskın ve Housewife filmleriyle tanınan Can Evenol ve ilk uzun metraj filmi Kaygıyla geçen sene birçok festivalden ödülle dönen Ceylan Özgün Özçelik de katılacak. 22 Aralık Cuma akşamı 21.30'da Can Evenol'un Housewife filminin gösterimiyle açılışı yapılacak olan festival, pazar akşamı Jim Jarmusch'un Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmiyle son bulacak. İran'da geçen vampir filmi çeşitlemesi, gece yarısı sokakta tek başına bir kızın yanı sıra Hayao Miyazaki, Yakov Van Dormael gibi isimlerin filmleri de programda yer alıyor. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.